bugün size Küçük Bulutçuk isimli masalı anlatacağım. Bir zamanlar bilinmeyen bir yerde küçücük bir bulutçuk doğmuş. Sabahın seherinde güneş doğmak üzere, aysa batmak üzereymiş. Kocaman bir dağın arkasına doğan bu minik bulutçuğu herkes görmek için sabırsızlanıyormuş. Onun ziyaretine gelenlere baba bulut şöyle diyormuş. Bir gün büyüyecek, kocaman bir sağanak bulutu olacak benim bulutum. Anne bulutsa şöyle cevap veriyormuş. Hayır, o en fazla büyüdüğünde bir yaz yağmuru bulutu olacak diyormuş. Bulutçuk bir süre sonra bir çayırlığın üzerine gelmiş. Çayırda bulunan otlar ne yazık ki kurumuşlar. Ve bulutu görünce ondan yardım istemişler. Demişler ki, küçük bulut, ne olursun bize yardım et. Çok kuruduk, neredeyse ölmek üzereyiz. Lütfen bizim üzerimize bir parça yağmur yağdır. Bulutçuğun aklına annesiyle babasının sözleri gelmiş. Birilerine yardım etmek dünyanın en güzel şeyiymiş. Elbette demiş ve kalan bütün yağmurunu bu otların üzerine yağdırıvermiş. Otlar bu duruma çok sevinmiş ve birbirinden güzel türküler söyleyerek bulutçuğu yolcu etmişler. Bulutçuk yolculuğuna devam ederken bu defa da sarı bir deniz gibi başakları görmüş. Başaklar susuzluktan kurumuşlar. Demişler ki bulutçuğa, ne olursun bizim üzerimize birazcık yağmur yağdırır mısın? Bulutçuk gittikçe zayıfladığı ve küçüldüğü için zor hareket ediyormuş. Rüzgar onu ittirmese neredeyse gökyüzünde öyle asılı kalacakmış. Son bir çabayla gayret etmiş ve kalan bütün yağmurunu da başakların üzerine bırakıvermiş. Başaklar buna çok sevinmişler ve ona çok teşekkür etmişler. Yağmur dindikten sonra rüzgar küçük bulutu aramış, aramış ama hiçbir yerde bulamamış. Çünkü küçük bulut kendisinden yardım isteyenlere yardım etmek için yağmur olup yağmış. Ve bundan böyle üzerine yağdığı yapraklarda, çiçeklerde, otlarda, başaklarda, hatta üzerine düştüğü toprakta yaşamaya devam etmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalımızı merakla dinleyenlerin başına, biri yardımsever küçük bulutun başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşça kalın.